Akşemseddin İstanbul'un manevi fatihi olarak da bilinen, hem kültür tarihimiz açısından, hem tasavvuf tarihi açısından, hem de Osmanlı devleti tarihi açısından çok önemli bir şahsiyettir. Akşemseddin'in tabii ki başta da söylediğimiz gibi en çok bilinen özelliği Fatih Sultan Mehmet'in yanında olması, onu desteklemesi. Aynı zamanda bizzat kendisinin de fethe katılarak ordunun ve askerlerimizin maneviyatını yükseltmesi olmuştur. Bu anlamda Fatih Sultan Mehmet'in fethin gecikmesinden kaynaklı moralinin bozukluğunu ona destek olarak fethin gerçekleşmesinin manevi mimarı unvanını haklı bir şekilde elde etmiştir diyebiliriz. Yani İstanbul'un manevi Fatih unvanını almasının haklı bir sebebi Fatih Sultan Mehmet'in fethin gecikmesinden dolayı bozulan moralini ve tabii ki askerin de moralin bozulduğunu anlıyoruz. Buna bir tedbir alması, onu tekrar motive etmesi, İstanbul'un fethinin kesinlikle gerçekleşeceğini ona bildirmesi ve Fatih'i buna inandırması, yüreklendirmesi ve Fatih'in o olağanüstü bir şekilde belki de İstanbul'un fethini gerçekleştirmesinde çok büyük bir rolü var. Yani maddi ve manevi dediğimiz dünyanın düşünce şeklinin bir birleşimini görüyoruz. Biz Fatih ile Akşemseddin'de bunun çok güzel bir örneğini görüyoruz. Bunun Osmanlı tarihinde çeşitli örnekleri var. Bu anlamda gerçekten Akşemseddin hem günümüz açısından hem Osmanlı tarihi açısından hem çağ açıp çağ kapatılan bir olay olan İstanbul'un fethi açısından çok önemli bir şahsiyettir. Önemini de hala devam ettirmektedir. Bu anlamda Akşemseddin'in faaliyetlerinin hem tasavvuf tarihi açısından hem kültür tarihi açısından önemli olduğunu vurgulamak lazım. Akşemseddin'in tabii ki bizim açımızdan en önemli tarafı onun bir tasavvuf erbabı olmasıdır. Bu Akşemseddin'in çok çeşitli konularla ilgili yazılmış eserleri vardır. Biraz önce bir değirmen işlettiğini söylemiştik. Değirmen kurduğunu söylemiştik. Yani hayatın içinde birisi Akşemseddin. İnsanlara hem maddi hem manevi bir katkı sunmayı düşünüyor ve etrafındakilere bunu tavsiye ediyor. Karşımızda İslami ilimleri en iyi bir şekilde bilen, tasavvufi anlamda insan yetiştirmeye çalışan, insanı kamil düşüncesine sahip, ahlaklı bir insan yetiştirmeyi düşünen bir şahsiyet yanında aynı zamanda yani dünya işlerinden uzak kalmayan, dünyevi işleri, dünyevi ilimleri de takip eden yani çok yönlü bir alim, mutasavvuf tipiyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Şairlik yönü, bu düşüncelerini sadece nesir dediğimiz düz yazı yoluyla değil de hani şiirleriyle de insanlara etkili bir şekilde ulaştırmasını bilmiş. Büyük bir değerimiz olarak Bolu'muzun, Türkiye'mizin ve hatta dünyaya mal olmuş bir şahsiyet olarak Akşemseddin'i burada yad etmenin çok güzel olduğunu düşünüyorum.